yaklaşık Mayıs ortasından beri hazırlıklarımıza başladık. Şu ana kadar 7 tane de hazırlık maçı oynadık. Şimdi artık hazırlıkların son virajındayız. Hazırlık döneminin güzel geçtiğini söyleyebiliriz. Geçen sene Dünya Şampiyonası'ndan da önemli bir tecrübe elde edindik. Umuyorum ki ben grubu dilediğimiz yerde bitirerek sonrasında olimpiyatlara katılmak için vize alacağız. Açıkçası ben takımımızı bir adım önde görüyorum tecrübe konusunda. Çünkü oynadığımız 2017 Avrupa Şampiyonası ve geçen sene oynadığımız Dünya Şampiyonası'nda genç arkadaşlarımız da ciddi tecrübe kazandılar. Söylediğiniz gibi diğer takımlarda da bir jenerasyon değişikliği mevcut. Ligimizde de bu sene çok ciddi süreler alıp takımlarına çok ciddi katkı verdi arkadaşlarımız. Onların enerjisi ve pozitifliğiyle dediğiniz gibi birkaç tane çok tecrübeli iki tane olimpiyat görmüş oyuncularımız da var takımda. Güzel bir ikisini karıştırıp güzel bir sinerji yaratmak istiyoruz. Dediğiniz gibi Fransa şampiyonunun favorilerinden bir tanesi. Hazırlık maçında onları yenmeyi başardık. Diğer hazırlık maçlarında da İspanya ile kafa kafaya son saniyeye kadar oynadık. Rusya ve Sırbistan'a karşı zorlandık. Orada ciddi bir fizik dezavantajımız var. Onları çözmeye çalışıyoruz şu anki antrenmanlarda. İtalya, Slovenya ve Macaristan bize daha yakın takımlar fiziksel özellikler olarak. İtalya'yı zaten çok yakından tanıyoruz. En etkili iki oyuncusu geçen sene ülkemizde forma giydi. Daha önce de yakın zamanda çok karşılaştık. Yakından tanıdığımız ve bildiğimiz bir ekip. Onlar için de keza öyle. Ama biz bu fiziksel olarak daha avantajlı olduğumuzu düşündüğümüz yerde bunu kullanıp gruplardan birinci çıkmak istiyoruz.